Ben sabah uyanıp Instagram'a uyandım sevenlerim, siz nasılsınız diye çarşaflar arasından bir fotoğrafımla görünmek istemiyorum. Çocuğumun fotoğraflarıyla sempati toplamak istemiyorum. Hatta Instagram'da kimi takip edersem bir süre sonra ondan tiksinmeye başladığımı hissediyorum. Yani çok sevdiğim arkadaşlarımı çoğunu sildim hayatımda. Tiksiniyorum. Ondan da tiksiniyorum. Kocasından da, çocuğundan da, yaptığı işten de onunla görüşmek istemiyorum. O yazarı da takip etmek istemiyorum. O fotoğrafçıyı da takip etmek istemiyorum. Ve ben gizeme çok inanıyorum. Cool duruşa. Evet, herkes bayılıyor kendini aynı aptal suya soksun. Daha çok post atsın. O zaman diyorsun ki bir dakika, demek ki samimi değiller. Ama samimiyet de çok fazla var. Banyodan çıktım. Daha ne samimi olacaksın? Neredeyse çıplaksın. Yatakta ben. Kocamla beraber güzel bir gecenin sabahında. E geceyi de koyaydım. Kahvaltıda bunu yiyoruz. Ayıp. Merhaba Okan Bayülgen, ne kadar uzun konu, ne kadar uzun konu yani. Ya şimdi bu o kadar uzun bir konu ki ben biraz sakin konuşayım. Hani hızlı hızlı anlatmaya çalışmayacağım, bir şekilde sakin konuşayım. Şimdi ben bu Okan Bayülgen şey diyebiliyorum bir kere, Fransız Lisesi mezunu falan diyebiliyorum. Yurt dışında bir üniversite okudu galiba ama hani Galatasaray'da falan okuduysa da ona da okeyim. Ya eğitime çok önem veriyorum bu arada ben normalde, yani özellikle Fransız Lisesi'nden doğru olan insanlara karşı ekstra kötü, yani nasıl söyleyeyim ya, farklı bir yerde tutuyorum onları diyeyim. Hani güzel anlamda farklı bir yerde tutuyorum. Herkes aynı şartlarda olmayabiliyor. Bak Okan da mesela bir villada falan oturabilir, Karaköy'de bir binada oturuyor diye biliyorum. Hani görmedim ama hani öyle biliyorum. Bir arkadaşımın evinin iki bina yan tarafı diye bildiğim için hani o öyle yaşayabiliyor, gizliliğini saklayarak bir şekilde. İşte çok şanslı bir adam yani, magazinsinin kapının önünde durmuyor bir şekilde, hatta sevgilisini bile galiba kimse tanımıyor, o kadar senelik sevgilisi var şu an, kendi yaşıtı, belki hayatında ilk kez kendi yaşıtı, ya da yaşıtı değildi, pardon, evet. Neyse, uzun muhabbetler. Şimdi sen gizemli bir şekilde yaşayabildin hayatın boyunca. Ben yaptığım programda çok başka saygı duyuyordum. Çünkü Beyaz'la kıyaslanıyordu Okan zamanında. Beyaz tabii ailenin çocuğu, onun da bir sempatisi var vesaire, ama Okan çok bambaşka bir kafaydı. Yani hiç yapılmayanı yapıp hep her defasında tutan konsept olduğu halde bu sefer başka bir şey yapacağım diyerek girip risk alabilen bir adamdı. Pardon. Hatta o kadar çalışkan bir adam ki haftanın 4-5 günü farklı konseptlerde Allah'ın her gecesi canlı yayın yapıyordu ve deli dolu, hani o ritmi düşürmeden, çok başka meziyetler bunlar, acayip saygı duyuyorum. Şimdi çıkıntı Allah'tan konuşmuyor, yani aşırı sivri konuşmuyor, çünkü böyle her bu eleştiren tarzı videoları bazen önüme düştüğünde aklıma şey geliyor, ulan sen kimsine falan geliyor içeriden bir şey bende. Çünkü çok açık konuşmayayım madem. Bir dönem, ya da 2015 miydi, öyle bir şeyler anlayanlar zaten. Sırf işte bir şeyler için çok karaktersizce, omurgasızca bir duruşu oldu. Karşı tarafa iftira atan. Sırf kendi götünü kurtarabilmek için. Kendini hakikaten rezil etti yani, bilmiyorum. Şu an tabii zaman geçiyor, anasını satayım, kimse rezil olmuyor, olduğuyla kalmıyor. Onun için de ben iyi olacaksa eğer, hani bundan sonrası, sıkıntım yok, ama çok büyük zararlar verebilirdi insanlara ki az da olsa vermiştir. Sırf o bir tane röportajı vardı, açıklaması vardı, sırf oradan doğru. O yüzden bana hafif geliyorlar abi. Sen gençken mankenlerden aşağı düşmeyen halinle, hani dalga geçilir ya, atıyorum 1.60'ın, atıyorum 1.80'lik mankenlere kadar falan elden geçirilmiş bir tipsin. Bir sürü muhabbet, yani özgür olunan dönemde neler neler yapmış bir tipsin. Ama günü geliyor abi, bir program yapıyor, kemerli burnu olan kadını löhöl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 
yaşayamıyor muyum? Bunun zıttı kadınlarla beraber olmuşsun. Gün geliyor, dönem geliyor, devran değişiyor. İşte biraz daha yaşlanıyor gibi oluyorsun. O güncele çok adaptasyon sağlayamıyorsun illaki. Bende de olmuştur bu arada. Yani bir şeyin aşırılığını gördüğün zaman ben bile yeğkuşağı olarak atıyorum. Zevk bir şeyle çok abarttıysa ben bile bir arafta kaldığım hissettiğim bir dönem olmuştur. Bak hak veririz diyorum. Az önce bir duygudan konuştuk. Duygularımızın olması lazım ve benzeri. Duygusuz olmamak lazım yani falan filan. Çok çok abartmamak lazım ya. Hani bu her şeyi eleştirdiği zaman Okan öf gibi geliyor hakikaten yani. Şimdi sen
özelinde yaşayabiliyorsun. Çünkü artık bunun bir magazin değeri kalmadı. Senin için de kalmamıştır. Hatta bir ara işte nokta diyemine bir programı mı ne başlamıştı. İsteksizliği çok belliydi. Yani insanlara soru sorarken bile zorlanan bir Okan Bayülgen gördük. Para için hani yaptın tekrar program ama artık yaşlandığın için, insanlara hatmettiğin için, sisteme hatmettiğin için, hakikaten insanlara herhangi bir incir cincir artık ilgili olmadığın için belli oluyordu. Çoğu insan fark etmiyor maalesef ama ben fark etmiştim. Sırf bu yüzden de programları seyredemiyordum. İlgisizdi. Belli oluyor yani hani neyse neyse çok şey olmasın. Kimse seni eleştirmiyor abi bunlar için. Ya yaftalamıyor, yaftalayacakları zaman bile mesela sus sen biraz sus da konu konuşsun dendiği zaman bile sen de narsistlik yapıyorsun diyorsun ki atıyorum benim için izliyorlar. Senin için izlediklerini nereden çıkardın? Yani %100 senin için izleyemezler. Senin için izleyecek olsalar konu kalmazsın. Kendi oturup konuşursun. Sen de biliyorsun yani. Hatta ilk programda Gülben Ergen'i ne çağırmıştı? Biliyorsun yoksa yapacağını çünkü. O dönemler Gülben Ergen olayları olduğu için. Neyse ne. Geleyim. Diyorsun ki özelde kalmadı. Senin yataktaki fotoğrafını ben ne yapayım? Ama sen genç olsaydın, bu dönemde genç olsaydın sen de yapacaktın. En babasını da en kralını da sen yapardın. Yani güzel anlamda da söylüyorum. Sen bir şey yaparsan kralını da yapardın. İnşallah anlaşılıyordur ya. İltifat etmeye çalıştım. O anlaşılsın da. Hakikaten şey yapmayacağım, yaftalamayacağım. Yani sen sahneye çıkıyorsun, sahne oluyorsun. Kendi tiyatronu kurmuşsun. Kendi janrın var. Kendi tanınırlığın, bilinirliğin var bir çevrede kendince. Çok böyle aristokrat tiplerle takılıyorsundur atıyorum falan filan. Sen sahneye çıkarak bir sürü makyaj yaparak çok bambaşka bir konseptle yani dandik tiyatro oyunları gibi takılmayıp kendi gazını buradan doğru alabiliyorsun. Zamanında program yaparken de hani sonuçta bir tanınma isteği var, görünme isteği var. Bu daha sonrasında tiyatroya evrildi. Orada bambaşka bir konseptle yani en kral gözükeceği konseptle kendini sergileyebiliyorsun. Sen böyle kendi gazını alıyorsun. Bu insanların böyle bir imkanı yok. Bunu da sosyal medya üzerinden yapmaya çalışıyor. Yani sen sahnede mesela hoş geldiniz diyorsun ya da kapanışında böyle üç kez selamlama muhabbetleri vardır ya yani yok tiyatro konsept, yok prensip, yok bilmem ne, yok sahne devam etmeli her şeye rağmen falan. Siz de mesela tiyatroyu çok büyüttüğünüz gözünüzde çok tutmuş gibi taptınız yani. Millet bunlara da dalga geçmiyor. Ben anlayabiliyorum hani yapmadığın şeyi örselemek kolay ama anlamak gerekiyor dediğim gibi. Yani bu insanların da ünlü olmak istiyorsa zamanında mesela yataklardan geçmiş bu muhabbet. Yani kadınlar yatmak zorunda kalmış, bırakılmış. Yönetmenlerle, şunlarla, bunlarla. Sırf bir şey olabilmek için, sırf ismi duyulabilsin diye. Şükürler olsun ki tekrar söyleyeceğim. Sosyal medya var. İnsanlar kendini suistimal ettirmeden, kendi imkanlarıyla, ama torpille ama başka şeyle, kendi çabasıyla tanınır, bilinir olabiliyor ve para kazanabiliyor. İnsanların sahnesi de burası. Sosyal medya, şu mercek kamera önü. İster çarşaflar arasından seslenir, İster kocası yatakta seslenir. Öyle bir anlatıyorsun ki kocasına şaka yapıyor mesela yataksa yatak. Yani bunun bir ayıbı yok. Yani buna ayıp diyorsun ama bunun bir ayıbı yok. Çok şey söylerim de işte bilenler biliyor yani en seksist davranan tiptin zamanında hala daha belki davranırsın. Belki şu an hani oralarda değilsin. Ama sonuç olarak sen de hiç bu yollardan geçmemiş bir tip değilsin. Yapmamış bir tip değilsin. Dediğim gibi kralını yaptın. O yüzden ben bak onun söylediği şeyleri de anlıyorum. Gizem çok önemli bir şey, güzel bir şey falan filan ama şu anki dönemde para etmiyor. Yani sen gizemli kal ya da sessiz kal, cool takıl. Bu sana para getiriyor mu? Getirmiyor şu an. Senin laf edersin bok gibi paran var. Milyon dolarlar kazanmışsın. Hala da paraya bir şekilde ihtiyacın var demek ki. Kızın bile Fransız lisesinde okuyordu ve Allah bilir hangi üniversiteye gidecek. Yurt dışı imkanı hazır, bankada parası hazır. Kapı gibi babası var tepesinde. Yani sen bir şekilde sen bile kimse sana demiyor. Millet diyor mesela işte bu geçmişteki ünlüler artık bir gençlere bıraksın. İşte bu programı artık gençler yapsın. Nasıl ki siyasette bu konuşuluyor. Artık gençler olsun. Bu eski tip ünlüleri görmek istemiyoruz diyebiliyor. Sen buna da karşı çıkarsın. Bir sürü şey söylersin ama bu sistem sürekli X kuşağı olarak ya da Y'nin başı olarak hep size çalışmayacak. O yüzden bu konu hakkında ona katılmıyorum. Çok da saygısızca buluyorum. Yani yapmadığın şeyi yaftalıyorsun. Düne kadar hatta sosyal medyayı bu kadar örseleyen bir tipken sen hatta öyle bir lafı var mı bilmiyorum ama şey deniyordu bir dönem. Televizyon ölmez. Televizyon ölüyor bak görüyorsun ölüyor. Ya da sosyal medya öyle bir arşa çıkıyor ki yeri geliyor. Şu an dizileri o fenomenleri alıyorlar. Konuk oyuncu ve benzeri falan filan gibi. Bir sürü muhabbet hatta başrole kadar.
Siz bunu gördünüz, yan çiziyorsunuz. Hatta Oğuzhan Uğur'un bir programına katılmış, izlemedim ama orada mesela lafı sıkıştırıyorlar siz sosyal medya için ya da firmanlar için şöyle şeyler söylediniz diye. O da hemen mesela çark edip konuyu lafı biraz laf cambaz olarak değiştirip ben öyle söylemedim, böyle söyledim, sizin gibi insan güzel insanlara söylemedim, şunları söyledim gibi değiştiriyor. Buna karışamazsın. Bu videoda mı yoksa başka bir videoda mı konuştum hatırlamıyorum, başka herhalde. Dediğim gibi ne kadar cringe diye dalga geçilen, örselenen, rezil ediyorlar bizi, ıy mıy gık öh işte yok Türk halkı ne kadar iğrenç, şöyle böyle ne kadar cahil, ne kadar işte rezil olduğunun bile farkında değil, bu ne kadar nahoş görüntüler falan filan gibi. O dönem için evet hakkıdır ama az da olsa çok da olsa. Sonuç olarak şu an bakıldığında artık normalleşti ve bu insanların çoğu şu an para kazanıyor ve asla da rezil olmuyor. Hatta akrabaları dalga geçiyor olsa bile o dönem. Şu an emin ol götlerinde pire gibi geziyorlardır. Ben de gözükeyim, beni de paralandır, beni de tanıt, ben de tanınayım, ben de size katılayım gibi. Ya bırakın bu işleri o yüzden rica ediyorum. Anlayışlı olalım birbirimize karşı. Dediğim gibi kısa kesmek gerekirse sen sanat yapıyorsun, yapabiliyorsun. Çok şanslısın. Bak yapabiliyorsun. Hem kaliteli okullarda okumuşsun, hem yurt dışına çıkabilmişsin, hem deli gibi programlar yaptın. Evet zeki bir adamsın. Hani böyle bir örnek olduğun için bile ben müteşekkirim sana. Ama herkes bu imkanda değil. Sizi İşte bunu istediğinizde çok haksızca oluyor. İnsanlar sanat yapamıyorsa herkes sanatla ilgilenmek mi zorunda? Kaldı ki sonradan fenomen olup da şarkı çıkartanlara da yeri geliyor laf edebiliyordunuz. Bitmiyor yani. Siz istiyorsunuz ki para bir tek size gelsin, bir tek siz ünlü olun ki yaptığınız sanat daha da bir şaha kalksın, putlaştırın, millet tapınsın. Tolga Çevik'in de benzer bir lafı var. Takım elbiseyle geleceksin. Metin Karslan'ın doğumuna çıkıyorsun, diyorsun ki takım elbiseyle geleceksin. Yok 90-70'leri falan anlatıyor. Ya bırakın bu kibri. Siz kibirlisiniz maalesef. Bırakın bu kibri. Bu kadar söyleyeyim şimdilik.